Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Diablo 4 videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Rogue'u tamamladık. Rogue mük bir build yaptık Rogue'a. Bence çok güzel bir build. Şimdi sizlerle beraber Tier 8'e girelim ve sizlere bu build'i göstereyim. Tier 8'e girme amacım sadece bu build'i göstermek için arkadaşlar. Ve bu build sadece seçkinlere özel bir build'tir. Yani seçkinlere olabildiğince en yüksek hasarı veriyoruz. Haberiniz olsun. Ben tier 10'da seçkinlere tek atıyorum yani. Sondakiler değil, normal şeydeki seçkinler geliyor ya böyle. Haritadaki seçkinler öyle yani. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Saçma sapan bir moblar gelmiş ama olsun, hallederiz diye düşünüyorum. Bak gördüğünüz üzere seçkinler direkt ölüyor, bitiyorlar. Böyle hızlı seri şekilde burayı bitireceğim zaten. Şu tek sorun şey var arkadaşlar. Şu vampir güçlü olanlar var ya, onlar kan kabarcım, man kabarcım ne çekiyor ya, öyle bir şey işte. O biraz belki bir sıkıntı yapabilir ama halledeceğiz diye düşünüyorum. Bakalım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hani gerçekten çabalıyorum sizlere böyle iyi bir build göstermek için. Bence de gayet güzel build'ler çıkartıyorum diye düşünüyorum. Ve şey oluyor, siz söyleyin. Hemen bak şuradan elitleri bir yok edelim. Kalkan veren bir tane çakal var. Lan şaman sen mi şey veriyorsun bunlara? Tamamdır, hızlıca şey yapalım. Devam edelim. Yani bu mabet o kadar işimize yaramaz ama olsun. Onu yemem asla, parçası. Ananı yanlış yere attık ya. Oy. Bak. Direkt tekledik, gördünüz mü? Abi direkt tekledik bu arada ya. Bu build cidden güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Bir yapın yani. Ben neden hasar yedim o kadar? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Devam. Neyse, alalım şunu da. Şunu da hızlıca alıp bitirelim şuraları. Ben niye gidemiyorum? Ya gerçekten saçma sapan şeylere takılıyorsunuz arkadaşlar bu oyunda. Hani yürüyemiyorsunuz bazen. Çıldırıyorum ya gerçekten. Hani insanın sabrı da bir yere kadar diyorlar ya. Hani o raddeye geldim yani gerçekten şu oyunda. Allah Allah. Hasbinallah ve ni'mel vekil ya. Bir şey var mı ya? Ne derler? Mabet var mı ileride? Bir bakalım. Varsa alalım. Yoksa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir mabet. Bir mabet. Aha bir tane bulduk. Bakalım ne mabetiymiş. Evet, şimdi bossları keselim.
Şimdi bossları kesme şeyimiz arkadaşlar. Şunu bir eritelim hızlıca. Tamam, bu eridi. Sıra şunda. Bu da eridi hızlıca. Şimdi bunu da eritelim hızlıca. Easy. Arkadaşlar büyüt bu şekilde. Editleri tamamen tek atıyorsunuz. Güzel bir büyüt. Hoş bir büyüt. Zevkli bir büyüt. Yapmanızı tavsiye ederim. Daha şu kademe 4'müş. Daha bunu da yükseltirsem hasarımı ben düşünemiyorum. Yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere bu build'i anlatayım, aktarayım. Videonun altına da linki bırakacağım. Oradan da rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ve ekstradan şey yapacağım. Bu tier 10'da falan elitleri tek atıyorum. Onun şeyini falan koyarım videoya. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Hani en azından tier 10'da falan nasıl olduğunu görürsünüz diye öyle bir ara kesitleri koyarım. Haberiniz olsun. Şimdi şu ekran yüklesin, hemen ayarlayalım. Güzel bir boyut oldu. Cidden hem hasar hem savunma hem de seçkinlere hasar konusunda iyi bir boyut. Cidden güzel yani. Şu yüklenirse inşallah. Diablo'da şu sıralar bir sıkıntı var arkadaşlar. Hani ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ne ekran yükleniyor, oyun takılmaları, oyun lagları. Yani hepsi var. Neyse, yüklendi. Demek ki bunu dememiz lazımdı. Neyse. Şimdi arkadaşlar şunları bir alalım. Neyse. İlk önce itemlerden başlayayım. Sonra devam ederiz. Harlequin'imiz var. Zırhımız var. Zırhımızda toplam zırh hasar azaltma, yakındaki düşmanlardan hasar azaltma. Artı zehir direnci var. Bunu da uzaktaki düşmanlardan hasar azaltmada yapabilirsiniz. Nişancı yeteneklerle yapılan kritik vuruşlar %56 ihtimalle karanlık örtü oluşturur. Arkadaşlar karanlık örtü burada yok. Burada var ama ben burada verdim. Buradaki nişancı yeteneğimiz bu nişancı. Bu nişancı yeteneklerle kritik vuruş yaptığım zaman otomatik olarak karanlık örtü oluşturuyor. Ve bu bize karanlık örtü hem kritik vuruş ihtimali veriyor hem de savunma falan veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam. Eldivenimiz buz yakması, mobları dondurmamız amacıyla, zaten bu mantığını biliyorsunuz. Pantolonumuz tipi 6, şuradaki bug'ı zaten biliyorsunuz. Bunu da sizlere anlattım. Bu bug'ı tetiklemek için bu. Ayakkabımız %20 arttırılmış kitle kontrol süresine sahip olursun. Durdurulmaz düşmanlara ise arttırılmış hasar verirsin. Durdurulmaz düşmanlarımız ne? Elitler falan filan. Onlar. Silahımıza ise bu arada özelliklerde hareket hızı, ateş direnci, uzaktaki düşmanlara karşı sıyrılma. Hani ayakkabım açıkçası biraz kötü. Hani daha iyi bir ayakkabı takabilirsiniz. Uzaktaki düşmanlardan hasar azaltma gibi veya full direnç de takabilirsiniz. Silahımız, arbaletimiz, savunma, hasar, tüm istatistikler, yakındaki düşmanlara hasar, kitle kontrol etkisindeki düşmanlara hasar arkadaşlar. Aspektimiz ise zehir ile aşılanmış yetenekler en fazla %15 ihtimalle düşmanların altına zehir havuzu oluşturur. Yani bizim şu zehir aşılama yeteneğimiz aktifken, konuşamadım, aktifken moba vurduğumuz zaman alt tarafında bir zehir havuzu oluşacak arkadaşlar. Tamam mı? Bu aspektin özelliği bu. Kolyemiz toplam zırh hasar azaltma, yakındaki düşmanlardan hasar azaltma, yararlıyken hasar azaltma. Aspektimiz ise bir düşmana vurduğumuz zaman kalkan kazanıyoruz, yani zırh kazanıyoruz, haberiniz olsun. Yüzüğümüz aşılama yeteneklerinin savunmasız düşmanlara karşı arttırılmış tesire sahip olur. Yani aşılama yeteneğimiz bu, alanı daha da büyüyor arkadaşlar. Özellik ise kritik vuruş ihtimali, kritik vuruş hasarı, yakındaki düşmanlara hasar, kaynak üretimi. Diğer yüzüğümüz ise kritik vuruş ihtimali, aşırı güç hasarı, şanslı vuruş ihtimali ve kaynak üretimi. Aspektimiz ise delice atış. Bu yeteneğimiz, ana yeteneğimiz bu arkadaşlar. Delice atışla vurduğumuz zaman iki tarafa da ok yayılıyor arkadaşlar. Aspektimiz de bu. Zaten diğer kılıcımız bu.
Bu kınama da zaten bu combo puanı direkt hızlıca tetiklememiz için bu da lazım. İtemlerimiz bu şekilde. Bossları keserken bu yeteneğimizi kullanacağız. Hızlı atış kullanacağız. Zaten gördünüz ben hızlı atış kullandım en son. Zindan dönerken bu yeteneğimizi kullanacağız arkadaşlar. Tamam. Şimdi itemleri gösterdim. Şu kan yeteneklerimiz bu şekilde. İşte savunması düşmana hasar, saldırı hızı. Kaçtığımız zaman durdurulmaz oluyoruz. Durdurulmazken şu tip alt %40 arttırılmış hasar veriyor. Tamam. Zamanlı hasar. Ondan sonra vurdukça can çalma. Vampir güçlerimiz böyle, uzmanlığımız combo puanı. Burada anlatmadım, ekstra bir şey yok. Gelelim yeteneklere. Yeteneklerimiz burayı bu şekilde verdim arkadaşlar. Sürekli düşmanlar içimizde olduğu için bu yeteneği verdim. İsterseniz siz buna verebilirsiniz. Hani bu tercih meselesi burası. Ben buraya verdim. Hareket hızı kazanmak için ve tüm elementlere direnç kazanmak için buna verdim. Zaten hızlı atışımızı biliyorsunuz. Delice atış da bu şekilde. Burayı böyle verdim bir tane. Çünkü bir tane verdim yani. Hasar olsun ya. Biraz da hasar eklensin. Bura zamanla hasar etkilerine karşı, yani altımıza zehir mehir attıkları zaman direnç kazanalım diye. Bunu verdim. Ondan sonra karanlık örtüyü zaten mantığını anlattım. Sonra burada bir yetenekten sıyrılmak, bir bekleme süresi kullanmak sıyrılma ihtimalini %12 arttırıyor. Yani tamamen hayatta kalmaya yönelik. Burası böyle, sis bombası. Burayı da bu şekilde verdim. Savunması düşmana arttırılmış hasar. Zehirimiz böyle. Arttırılmış zehir hasarı veririz ve zehirlenmiş düşmanlardan daha az hasar yeriz arkadaşlar. Burada aşılama yeteneklerine kritik vuruş ihtimali. Düşmanları dondurduğumuz için de buradaki donmuş düşmanlara %30 ekstra hasar. Burada bir tane şanslı vuruşumuz var. Diablo'da şöyle bir durum var arkadaşlar. %1'lik oranlar bile çok fark ettiriyor. Çünkü sürekli savaş esnasında olduğumuz için buraya da bir tane şanslı vuruş ekledim. Burası da böyle. Burada da saldırı hızı ve hareket hızı kazanmak için burayı böyle verdik. Burada da aynı şekilde saldırı hızı kazanmak için buraya verdik arkadaşlar. Yani yetenek ağacımız böyle. Hani pek şey yok. Yani ekstra bir kombosu yok. Direkt örnek veriyorum. Editlerin arasına giriyorsunuz. Ultiyi basıyorsunuz. Şu E'yi atıyorsunuz. Sonra şuna bir kere sağ tık yaptınız mı? Tamam. Bitiyor. Sonra geldik mükemmelliyet ağacı. Arkadaşlar mükemmelliyet ağacı zaten aşağıya linki ben bırakacağım. Oradan rahatça yapabilirsiniz. Sizlere şöyle glifini göstereyim. 150 zırh, 15 hasar. İlk paragon. İkinci paragon kırmızı glif kullanıyoruz. Kitle kontrol etkisindeki düşmanlara hasar, yavaşlatmış düşmanlara hasar. Buradan da ucuz hamle paragonunu aşmışım. Diğer taraftan ise şöyle yukarı gidelim. Yukarıda da garip ödül avı diye pano açtım. Sadece buradaki şeyi aldım. Aşılama yeteneklerini direnç kazanalım diye. Tamamen hasar ve direnç odaklı açtık bunu arkadaşlar. Şimdi geldik sağ tarafa. Burada ise kullandığımız sayfa Lerian'ın içgüdüsü, kullandığımız oyma ise kitle kontrol etkisindeki düşmanlara hasar. Yani donmuş düşmanlara ekstradan hasar. Alt tarafta sadece şey açtım. Hasar olmayan combo puanı bonusları. Arkadaşlar combo puanı bonusu şunlar. Combo puanı bonusları hasar olmayan zaman daha çok stackleniyor. Yanlış bilmiyorsam. O yüzden bunu bu şekilde açtım. Haberiniz olsun. Burada da ekstradan da direnç kazandık. Dirençler için. Burası da bu şekilde. Sol tarafta ise işin püf noktası diye sayfa açmışım. Seçkinlere hasar 225 zırh. Burada da işte temel olmayan ve çekirdek olmayan yetenekler 15 arttırılmış hasar verir. Yani zehir hasarlarından bahsediyoruz. Seçkinlere hasar, yakındaki düşmanlardan hasar azaltma. Tamamen build o yönde bir build'tir. Haberiniz olsun. Bunu söyledim zaten ilk başta. Diğeri ise açtığımız sayfa şahit yok. Kullandığımız oyma ise maksimum cam, hasar, maharet, zeka arkadaşlar. Aşılama yetenekleri ekstra bir tesire sahip olur.
Paragon'dan bu şekilde hepsini sizlere söyledim. Dediğim gibi aşağıya linkini bırakırım. Oradan da rahatça bakabilirsiniz. Build gerçekten güzel bir build. Denemenizi tavsiye ederim. Normalde Twisted Blade bekliyorduk. Yani bekliyorduk derken çoğu kişi Twisted Blade bekliyordu arkadaşlar. Ama Twisted Blade tamam güzel hasarlar veriyor da bir yere kadar gidiyor. Öyle diyeyim sizlere. Ama belki bakarım belki Twisted Blade build'i de yapabilirim. Bakalım. Duruma göre değişir o. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.